Live long and prosper. Image of Serac. Father of all we now hold true. The image of Serac read in your face what is in your mind, Spock. As I turned and my eyes beheld you, I displayed emotion. I beg forgiveness. Bay Spock ve Vulcanlar hakkında bilinen en genel yanlışlardan bir tanesi Vulcanların duygulara tamamen sahip olmadığıdır. Aslında bu tam olarak doğru değil. Kaptan. Jim! Sizi gördüğüme sevindim kaptan. Vulcanların özünde çok büyük bir duygu yoğunluğu vardır. Ancak geçmişten beri süre gelen öğretileri sayesinde duygularını baskılarlar ve kararlarını etkilemesine izin vermezler. Her ne kadar Vulcanlar galakside barışın, rasyonel düşüncenin ve bilimin öncüleri olan pasifist canlılar olarak bilinseler de geçmişleri insanlarınkinden bile daha şiddet dolu, karanlık bir yapıya sahip. Birleşik Gezegenler Federasyonu'nun kurulmasından 2000 yıl önce Vulcan gezegeninde pagan kültürlerini andıran inançlarının baskın olduğu, kitle imha silahlarıyla birbirlerini yok ettikleri, şehvet ve hırsın egemen olduğu agresif bir dönem yaşanıyordu. Bu dönemde Surak isimli bir bilge filozof, ileriki yıllarda uyanış çağı olarak adlandırılacak bir hareketin temellerini atar. Surak öğretilerinde had safhadaki duyguları baskılayıp, mantığın rehber alınması gerektiğini anlatır. Surak'ın öğretilerini takip edenler ve etmeyenler arasında büyük bir mücadele yaşanır. Ve bu mücadele bir nükleer savaşa kadar gider. Surak bu olaylarda radyasyon zehirlenmesinden ölür. Ancak Surak'ın Katra adı verilen yaşayan ruhu, başka bir deyişle bilinci muhafaza edilir. Tabi açığa çıkması ancak 22. yüzyılı bulacaktır. Mücadelenin sonunda Surak'ın öğretilerine karşı görüşte olanlar yenilir ve gezegeni terk ederler. Ki terk edenlerin önemli bir kısmı Romul'un Yıldız İmparatorluğunu kurar. Yani başka bir deyişle Romulanlar, Vulcanların uzaktan kuzenleridir. Gezegende kalanlar ise Surak'ın öğretilerini yaşam felsefesi olarak benimserler ve duygularını baskılayıp tamamen mantığı temel alan bir topluma dönüşürler. Vulcanlar her ne kadar eski inanışlarını bir kenara atıp barışçıl bir topluma dönüşmüş olsalar da bazı eski ritüelleri zaman zaman gün yüzüne çıkar. Ponfar adını verdikleri 7 yıllık bir döngüye sahip bir üreme dürtüsünü tecrübe ederler. Ponfar döneminde nörokimyasal dengesizlikler yaşayan Vulcan bireyleri için mantık ortadan kalkar ve duygularını kontrol edemezler. 8 gün içerisinde duygularını baskılayamazlarsa ölebilirler. Baskılamanın yolu ise konut kalifi, yani evlilik veya mücadele adı verilen eski bir ritüeldir. Bu durumda Vulcan bireyi bir eş seçmeli veya ölümcül bir dövüşe girmelidir. Vulcanlar saf mantık yaşamını benimseyebilmeleri için Kolinar adını verdikleri 2 ila 5 yıl süren bir eğitim sürecinden geçerler. Fiziksel olarak daha güçlü olurlar ve telepatik yönleri de kuvvetlenir. Katraları, yani bilinçlerini transfer edebilirler ya da Mind Melt veya Tarun Ifla adı verilen başkalarıyla düşünce transferini gerçekleştirebilirler. Vulcanlar özellikle Birleşik Gezegenler Federasyonu döneminde Yıldız Filosu'nda bilim subayı ve büyükelçilik görevleriyle evrensel barışın sağlanması için çalışan bir tür olarak tanınırlar. Çünkü Surak'ın felsefesinde sonsuz çeşitliliğin sonsuz kombinasyonları vardır. Ancak mantık çağını benimsemiş Vulcanların geçmişindeki duygu kalıntıları her zaman varlığını sürdürmeye devam eder. Bay Spock yarı insan yarı Vulcan olmasına rağmen Vulcan yaşam biçimini benimsemiştir. Atılganın karşılaştığı tehlikeli görevlerde veya bilinmeyen bir tehditle karşılaşıldığında diğer mürettebatın hissettiği korkunun ya da gerginliğin hakim olduğu anlarda bile olaylara neredeyse tamamen bir bilimsel gözlemci olarak yaklaşır. Fascinating. Cultural development. Fascinating. 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 Ancak Spock bile mantığın sadeliği ve duyguların yaşama kazandırdığı zenginlik arasında seçim yapmakta zorlanır. Bay Spock Atılgan'daki görevini tamamlayıp büyükelçi olduktan sonra ömrünü Romul'un ve Vulcan halklarını tekrar birleştirme çalışmalarına adamıştır. Uzay Yolu Evreni serisinin bir sonraki bölümünde Section 31'dan bahsetmeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.